saçımın haline bak ya. Tarayamadım bile. Neyse. Nereye gidiyoruz? Las Vegas'a. Önce Charlotte'a gideceğiz. Charlotte'dan Las Vegas'a uygun uçak bileti buldum. Onu değerlendireceğim. Şimdilik havalimanına arabayla gideceğiz. Las Vegas'tan sonra planımız var. Göreceksiniz. Çantamı bıraktım. Tam 50 tuttu. Normalde 57 idi. 7 pound'u düşünmek için uğraştım. Ne var ne yok hepsini çöpe attım. Adam niye ters uçuyor anlamadım. Evet, şu kontrol noktasını geçtik. Şimdi ağır kapısına doğru ilerliyoruz. Burada bir starbucuk su varmış. Başka, şuradan uçuşumuzun saatine bakalım. Bizimki neydi? Chicago ile O'Hare. Evet, 3.55'te kalkmış, A23'te on time. Burada Starbucks'taki fiyatlar, diğer Starbucks'larda fiyatlar aynı. Ooo, Panera bilet varmış burada. En sevdiğim. Aha. Trip Advisor'ın yerini yapmışlar. Bu ne alaka ya? Pasaportumuzu hazırlayalım. Gördünüz mü? Kaptan totemi. Ribo değil de uçak nereden çıkmış? Kar yağmış, kar var burada. Evet, sıradaki uçağa bakıyoruz. Gördüğünüz gibi kapıdan çıkar çıkmaz iç hatlara bağlandık. İşte hot dogcular, pizzacılar. Burası United Airlines'ın hava sahası gibi. Her şey United Airlines'a ait. Aa, ileride McDonald's var. Las Vegas'a gidiyoruz ama ne eksik? Kalacak yer. Otellerin ucuz olduğunu biliyorum normalde. Circus. Bu otele zaten daha önceden de gitmiştim. Okay, see details. Hemen ayarlıyoruz. Hemen. Eğer araba kiralayamazsam dedim otobüse giderim. Biz grup 5'tik. Şimdi gitme vakti geldi. Tabii önce bir şey açalım buradan. Boarding pass'imizi gösterelim. Dışarıda karın yağması hani de böyle. Şimdi hatırladığım kadarıyla bizim koridordan çıkar çıkmaz bizi kasinolar karşılayacak. Şimdi göreceğiz. Evet. Aynen öyle de oldu. Kasino var dedim tabii makineler. Oyun makineleri. Yalnız değişen bir şey var. Yerlerin halı olması gerekiyordu. Yerler red şekilde. Şaşırdım. Welcome to Las Vegas. T3-19'a gitmemiz gerekiyormuş. Şimdi şu bizim eski püskü valizimiz gelsin bakalım. Evet, burası Rent-A-Car Center. Şimdi bizimki Budget'ta. Budget'a doğru gidelim. Okay, thank you so much. Normalde arabayı Budget'tan kiraladım. Ama beni Advantage'a yönlendirdiler. Çünkü burada Mustang varmış. Şimdi anahtarı nereden alıyoruz? Yani şuradan alacakmışız adamdan. Hayalime yaklaşıyorum. Allah aşkına şuna bakın. Şunun güzelliğine bakın.
Şunun güzelliğine bak. Haydi. Haydi bakalım. Dur şimdi farları nereden yakıyoruz? Ha. 134 dolar ödedim ama hadi lan. Ay. Ya bu arabaya aşık olunur. Bu arabaya ölünür. Şimdi birazdan görgüsüzlük yapıp arabanın üstünü açacağım bu soğukta. Evet, bunu yapacağım. Heyecandan girişi kaçırmışım. Ta nereye dönmem gerekiyor şimdi? Şuna bakın. Evet, otelim tam da şurası. Circus Circus. Oraya gideceğiz. Ha, dönüş bize varmış. Unuttum dönmeyi. Dönelim. Otelimize doğru ilerliyoruz. Üstümüzü değiştirelim. Bir yeni kıyafetler giyelim. Değil mi? Mustang'imiz var da yani. Yakışalım biraz arabaya. Bu sıraya bakın arkadaş. Bu saatte bu kadar kalabalık olduğunu düşünmezdim. Sıra ilerlemiyor yalnız. Okay. $71 çektiler. 71 doların 35'i giriş, 35'i de depozitmiş. Depoziti geri yatıracaklarmış. Öyle. Yani 35'e denk geldi. Valizim kaldı lan. Şimdi sıra geldi duş almaya ve ardından dışarı çıkmaya, alemlere akmaya. Çok gösterişli yapılar. Şuradan bir U dönüş yapalım da geride bıraktıklarımızı görelim. Garip bir yapı. Gemi yapmışlar. Arabanın üstünü açmak istiyorum ama üşüyorum. Dur bakayım hava nasıl. Camı açalım. Havayı kontrol edelim. Hadi arabanın üstünü açalım. Oh. İşte bu. Evet arkadaşlar. Las Vegas'ta üstü açık bir Mustang'le geziyorum. Ve bunu hep hayal ediyorum. Onun da bunu yaptım. Kapanmamış arkası. Başka bir şeyleri daha açalım. Bunu da açalım. Tamam, şimdi güzel. En sıcak sıcak gelsin. Selam. Eyfel restoran diye bir yer arasında. Bir oraya bakalım neredeymiş. Ha, o ileride soldaymış mesela. Oraya gidelim. Buraya gelelim. Çünkü benim acil bavul almam lazım. Ben buralarda böyle Ross, işte ne bileyim Marshalls ya da TJ Maxx gibi yerlerin olmadığını düşünüyordum ki arkada varmış. İyi, çok güzel ya. Çok sevindim şu an. Aa, New York. Zaten şöyle söyleyeyim, buradaki otel konseptleri bir şeyden esinlenmiş. Mesela New York temalı otel var, saray temalı bir otel var. Eiffel Kulesi konseptinde bir restoran var. Değişik değişik yapılar var. Mısır piramidi şeklinde bir bina vardı yine. Şurada bu tuhaf tuhaf ilginç tasarımlı yapılar var ve bunlar neymiş? The Shops
at Christians. Crystal'ın arabanın üstünde kapadım. Artık dedim çok soğuk oldu. Şimdi şu balonlu olan yapının hemen yanında olması lazım. Evet. Yolun adı da Paris Road. Şimdi şu ilerleme sanki Toronto'nun CN Tower'a. Aa, burada bir tane daha Ross gördüm. Aa, hem de Sörpüs'ün yani bizim kaldığımız otelin tam karşısında. Bizim kaldığımız otel burası arkadaşlar. Masama görüntüsü. Caddenin adı da Elvis Presley. Bir casino var. Jackpotlar. Hepsi burada. Gece gece şeytana uysam mı diyecektim. Bak burada da rulet varmış. Oh. Hadi bugünlük bu kadar.